İlimizde yatırım yapacak iş adamlarımız organize sanayi bölgesinde yer durumu sıkıntısı çekmektedirler. Yani bu Ağustos ayından önce yaklaşık 250 firma burada üretim yatırımı yapmak için arsa taleminde bulunan firmalarımızın sorunları çözülmedi. Bu organize sanayi bölgesinde bir takım artık böyle bürokratik engeller mi diyelim, yoksa farklı nedenlerden dolayı bir türlü bu arsa meselesini çözemedik. Bundan dolayı ilimizde yatırım yapacak iş adamları ciddi sıkıntılar çekmektedirler. Ya yaklaşık 5-6 yıldır bu organize sanayi bölgesinde arsa sıkıntısı çeken firmalarımız yatırımlarını yapamamaktadırlar. Bunların bir an önce önünü açmak için bu arsa meselesinin çözülmesi lazım. Malumunuz bir üretici burada üretim yapacağı zaman orada istihdam yapacaktır. İstihdam yaptığı zaman işsizliğin rakamları düşecektir. Ondan dolayı biz bir daha söylüyoruz, bu arsa meselesinin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Malumunuz Ağustos ayında dolar 7.24'lere kadar çıktı. Gıda fiyatları birden çok ciddi rakamlarla fiyatları yükseltildi. Ama şu anda dolar 5.30 seviyelerine düştü. Bu zam yapan firmalar fiyatlarını düşürmediler. Yani az bir rakam düşürdüler ama dolara endeksi düşürmediler. Bunlar niye böyle bir fırsatçılık yapıyorlar? Yani bunu yerel bazda, genel bazda araştırmak lazım. Bu firmalar niye fiyatlarını düşürmüyorlar? Acaba burada farklı bir oyunun içindediler mi? Yoksa farklı bir niyetleri mi var? Bunu araştırmakta yarar görüyoruz. Bunlara ciddi bir yaptırımlar yaptırılması lazım. Çünkü gerçekten vatandaşımız sıkıntı çekmektedir. Yani bu tür oyunların önüne geçmek lazım. Bu fırsatçıların bir an önce tespit edilmesi lazım. Çünkü bu ekonomimize de enflasyon verilerimize de ciddi sıkıntılar vermektedir. Geçici işsizliği önleyemeyiz. Örnek veriyorum, İşkur 6 aylık geçici personel almakta, 9 aylık geçici personel bu işsizliği önlemez. Bu insanları tembelliğe alıştırır. Yani ben İşkur'un bu işçileri almasına karşıyım. Çünkü o iş bekleyen, o İşkur'a giren insanlar her sene o işi beklemektedirler. O İşkur'a gireceğine girsin, bir meslek edinsin kendine, bir kursa girsin, bir şeyler yapsın, elinde bir mesleği olsun. Zaten kendiliğinden iş gelir ona. Yok ola ben evimde yatayım da 6 ayda bir gideyim, İşkur'a gireyim, maaşımı alayım da. Bunlar çözüm değil. Daha çok iş adamlarımızın önü açılması lazım, yatırımcılarımızın önü açılması lazım, üretim konusunda ciddi destekler verilmesi lazım. Yani ilimiz gerçekten destek konusunda sıkıntı çekmektedir. Malumunuz bizim bölgemiz geçmiş zamanlarda çok ciddi sıkıntılar çekmişti. O sıkıntıları hala bugün de bizim işimize yansımaktadır. Dediğiniz gibi yani bizim bölgemize çok ciddi destekler verilmesi lazım. Çünkü buradaki iş adamlarımız yavaş yavaş yani belli bir noktalara gelmektedirler. Hani bir diğer iller ile Batman'ı veya Diyarbakır'ı veya Mardin'i karşılaştırmamız mümkün değil. Çünkü oradaki insanlar bu terör sıkıntısı çekmediler. Bizim buradaki iş adamlarımız, yatırımcılarımız yani bunun sıkıntısını çok ciddi çektiler. Onun için bu bölgemizdeki iş adamlarına, yatırımcılarına ciddi destekler verilmesi lazım. Yani bir onları bir noktaya getirmemiz lazım. Onları bir noktaya getirdiğimiz zaman istihdamın önü de açılır, işsizliğimiz de düşer, terör olayları da artık bir daha olmaz inşallah diye ümit ediyoruz. Ama öncelikle bunların çözümü için yani yatırım yapacak iş adamlarımıza ciddi destekler vermemiz lazım.
işsizliğin rakamları düşmesi için bu ilimizde ciddi üretim fabrikalarının olması gerekiyor.